Az önce de aktardık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda bugün İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşülecek. Detaylar için Ankara'ya uzanalım hemen. Haber Global muhabiri Neslihan Can yayına hazır. Neslihan, neler bekleniyor bugün o görüşmeyle ilgili? Bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için NATO üyesi ülkelerin mutlaka onay vermesi gerekiyor. Yani bu kapsamda meclisten çıkacak karar oldukça önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer ki İsveç'in NATO üyeliğine onay vermezse İsveç NATO'ya üye olamayacak. Aslında süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla hızlandığını söyleyebiliriz. Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde konuşmuş. İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sürecin mecliste ele alınacağını, nihai kararın mecliste verileceğini söylemişti. İşte o süreç başlıyor. Şu dakikalarda Dışişleri Komisyonu bu başlığı konuşmak üzere toplandı. Mecliste bu konunun gündeme alınacak olması İsveç'in NATO üyeliğine onay verileceği anlamına gelmiyor aslında. Dün grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreci bir kez daha sorduk. Bizim sürecimiz işliyor dedi. Konu mecliste dedi. Ancak İsveç'in ne tür adımlar attığını da takip ediyoruz dedi. Yani bu noktada görüşmeler sürerken İsveç'in taahhütlerini yerine getirip getirmediği de oldukça önemli olacak. Özellikle terörle arasına mesafe koyması, ülkede barındırılan teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi, bunlar Türkiye'nin İsveç'ten öncelikli talepleri. Peki İsveç bu noktada nasıl adımlar atıyor? Elbette ki görüşmelerin seyrine İsveç'in atacağı adımlar, tavrı da etkili olacak. Görüşmelerin seyrine etkileyecek başlıklardan biri olacak. Dışişleri Komisyonu'nun alacağı karar da yeterli olmayacak elbette. Dışişleri Komisyonu eğer ki İsveç'in NATO üyeliğine evet derse bundan sonraki süreçte genel kurulu takip ediyor olacağız. Genel kurulda bir kez daha bu başlık ele alınacak. Genel kurulda da bu kanun teklifinin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Yani oy kullanan milletvekillerinin bir fazlası olacak şekilde eğer ki İsveç NATO'ya üye olsun denilirse bu vize çıkacak. Yani genel kurulda yapılacak görüşme ilgiyle dikkatle takip edilecek. İsveç'in de bu konuyu dikkatle takip edeceğini söylemekte fayda var. Süreç devam ediyor. Bugün Dışişleri Komisyonu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hazırlanmıştı o protokol. Meclise gönderilmişti. Bugün görüşmeler başlıyor. Bakalım Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO üyeliğine yönelik nasıl bir karar verecek? Eğer ki evet kararı çıkarsa bu kez de genel kurulu takip ediyor olacağız.